TRT Haber ekranlarından iyi geceler. İnsanlık Hali'ne hoş geldiniz. Efendim ben Deniz Seval Çöpür. Bu hafta İnsanlık Hali'nde bu gece medeniyet, kültür, sanat meselesini ele alacağız. Bu minvalde bir sohbet yapmak niyetindeyiz. Hızla küreselleşen dünyada dijital çağ adını verdiğimiz bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Her şey süratle değişiyor. Elbette ki hiç kuşkusuz kültürel alandaki değişimler de bundan nasibini alıyor. Bu ilerlemelerden nasibini alıyor. Baş döndürücü ilerlemelerden. İlerleme dedim ama hakikaten kültürel anlamda da insanlık bir ilerleme sürecinde mi? Bunları soracağız. Dünya gerçekten küçük bir köye mi dönüştü? Kültürde insanlar gibi yaşayan, canlı, değişen, dönüşen, hatta ölen bir kavram mı? Baskın kültürler yerel kültürlerin yerini mi alıyor? Onu öldürüyor mu? Olumsuz mu etkiliyor? İnsanı, toplumu güçlendirmek için kültürel anlamda bireye, topluma neler düşüyor, neler yapmamız gerekiyor? Bu sorulara ve çok daha fazlasına cevap vereceğiz bu programda. Çok kıymetli konuklarımız var. Ben hemen vakit geçirmeden takdim etmek istiyorum. Zira izleyicilerimizden şöyle bir eleştiri gelmiş. Bu kadar mühim konukların hepsini bir arada davet etmek zorunda mıydınız? Tek tek alsaydınız ve 2 saat boyunca her birinden ayrı ayrı istifade etseydik dediler. Elbette ilerleyen zamanlarda neden almayalım? Hemen takdim ediyorum. Ruh sağlığı uzmanımız Profesör Doktor Sayın Erol Göka hocam her zamanki gibi bizlerle birlikte. Ancak Kemal hocam aramızda bulunmuyor. Bu aralar sık sık bizi yalnız bırakıyor değil mi Erol hocam? Bilmem. Sevgilerimizi, selamlarımızı iletmiş olalım. Memnun musunuz? Memnunum. Kemal hocam duysun bu cümleyi. Ardından hemen gazeteci yazar Sayın Leyla İpekçi hanımefendi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Yazar Tarık Tufan Bey aramızda. Bir şey söyleyeceksiniz zannettim. Yani o yüzden diğer ünvanları söyleyecektim. Acaba dedim yo, ünvan başka bir yani. ünvan unuttum mu diye. Yazar olarak anılmak bile yeteri kadar benim için yani bunu böyle şeyle söylemek yani gurur verici hissediyorum yani. Onun içinde kalabilmek bile kıymetli. O yüzden biz hala ruh sağlığı uzmanıyız. Yani. Hala yani. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar verdiniz ve yazar Selahattin Yusuf Beyefendi de aramızdalar. Bana ne diyecek? Size de yazar dedim. Eyvallah, teşekkür ederim. Bazen çünkü titirleri... Tabii hem kolay hem bir sürü yazar. Şey içine alan. Her şey içine alıyor, isabetli evet. Bence. Bazen bazı titirleri unutuyoruz da acaba kıymetli konuklarımızı böyle üzen bir şeyler yapıyor muyuz diye de düşünüyoruz ama. Bunun aslında bence sosyolojik bir karşılığı var. Mesela Türkiye'nin bir dönemi araştırmacı yazar dönemidir. Tabii yani tabii. Araştırmacı yazar dönemi var. Ne oldu onlara gittiler değil mi? Onlar form değiştirdi tabii. Dönem değişince form da değişiyor doğal olarak. Yeni titirler bir şeye değişiyor. Titirler değişiyor. Onlar yeni bir şeye dönüştü ama çok güzel bizim söylediniz. Yakın dönemimiz evet. Böyle bir araştırmacı yazar dönemidir yani. Fakat evet. Şu anda da yazar deyince Selahattin lafının altını çizelim yani Selahattin kardeşimin. Yani yazar deyince her şey içine alıyor. Ben de ona takıldım yani. Yani çok uzun yıllardır. Şöyle, o yazar dediğimiz arkadaş başka meşgaleleri de olsa, ne bileyim mesela senarist olabilir filan. Gene yazar şemsiyesi altında. Televizyoncu olsa sizin gibi yine yazar. Tabii, olabilir yani. Gazeteci olsa yani. Yine yazar filan. Tabii. Yine de bütün titirleri burada buluşturarak. Usta yazar ya da usta gazeteci denmediği sürece bence makul. Makul diyorsunuz. O kelime çok tehlikeli hal almaya başladı son zamanlarda. Peki sizi üzmediysek hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hakikaten hoş çok mutlu olduk, şerefler verdiniz. Şimdi biz bugün kültür, medeniyet, sanat üçlemesiyle aslında dünden bugüne nasıl bir durumdayız ve Batı ile Doğu'yu karşılaştırdığımızda Türkiye'yi ortada bir yerlerde görüyoruz ve biz bunun neresindeyiz? Bu dönüşüm ve değişimi, bu dijital çağda ve küreselleşen dünyada. Nasıl algılıyoruz, nasıl algılamalıyız, neler yapmalıyız bunun üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Her zaman olduğu gibi şöyle başlamak istiyorum ben. Bazı kavramların üzerinde özellikle duruyoruz ki o kavramları ne kadar çok hatırlarsak içini dolu dolu yaşamamızda daha olası oluyor. Daha da güçlendiriyoruz yaşama olasılığını. Bu anlamda da hep şöyle yaparız. Erol Hoca'ya, hocam tabii. Kültür derken, medeniyet derken ikisinin arasındaki farklardan da yola çıkarak aslında anlatılmak istenen ne, biz ne anlıyoruz? Bir şey sorabilir miyim daha lütfen. Önce? Siz ne durumdasınız, iyi misiniz? Kötü mü görünüyorum? Yo, böyle bir şey var ya değişik. Heyecan var. Heyecan var, böyle bir, daha bir haber sunucusu havaları var. Bir de yükselmişsiniz. Bugün yükseldim, evet. Ondan olabilir mi acaba? Masadan. Yeni bir kültür. Yeni yönetmenim Özlem Hanım şey diyor, masadan diyor. Biz bugün konuya giriş yapamayacağız, ben bunu anladım. Yok, girdik zaten konuya. Yani, çünkü kültür dediğimiz şey... Muhabbet ederek girmek lazım. Genetiğim ve tabiatım dışında kalan her şey bana göre. Fakat bana göre diyorum. Ben de başlıyor da. Ben her başladığında bu çok zor bir kavram diyorum. Şimdi kültür zorların zoru. Akademiye girmiş ve en çok tanımı yapılmış iki kavram var. Bir tanesi kültür. Diğeri ne biliyor musunuz? Psikoterapi. 300'ün üstünde ikisinin de tanımı. Önüne gelen tanımlamış yani. Önüne gelen tanımlamış. Çok zor. Fakat şunu söyleyebilirim Seval. Hani derler ya, eskiden şu mu vardı diye. Eskiden kültür mü vardı? Yani çok yeni bir kavram aslında. Yani tamamen modernlikle birlikte. Kadim zamanlarda, geleneksel toplumda. Bir karşılığı var mı bu dönemde? Yok. Yok. Yani sonradan biz tanımladık. O toplumların hallerini tarif edebilmek için böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu. Yani insanlar... Orada kavram olarak ekinle özdeşleştirmek enteresan bir tercih yalnız, değil mi hocam? Bizimkilerin yaptığı şey değil. Evet, tabii yani tabii. Biz, agriculture'dan evet, ekin. Hem yani o kültür kelimesini oraya yaslamak, orası üzerinden tanımlamak enteresan geliyor bana. Yani. Biraz önce benim dediğim şeye de uyuyor Tarık. Şöyle ki, hani dedim ya, genetik ve tabiatın dışında kalan her şey, yani insan yapımı olan her şeye kültür demek mümkün. İşte tarımı da insanlar ilave ediyorlar ya. O anlamda kadim zamanlarda insanlar da 3 aşağı 5 yukarı aynı hayat tarzının içindeydiler ve bilgileri açısından alimler vardı, hakimler vardı, arifler vardı. Öyle kültürler, kültürsüzler öyle bir ayrım yoktu. Sanat ve zanaat birbirine çok yakındı. Öyle ayrıca bir sanatçılar grubu, öyle bir şey yoktu. Elbette şiir ve musiki her zaman vardı. Ama işlevleri şimdiki toplumdan çok farklıydı. O yüzden modernlikle birlikte başladı bu ve hatta evet. Yeni öğrendim. Entelektüel kelimesi de Batılı dilleri 19. yüzyılda girmiş. O da yeni. Tabii ki münevveri biz mesela aydın yeni, münevver eski sanıyoruz ya. Değil. Münevverin kullanıma girmesi 1920, aydının kullanıma girmesi 1930. Tabii. Yani bu kadar yeni bir durumla karşı karşıyayız aslında. Gelenek kelimesinin devreye girmesi de 1940'ların başı galiba. Öyle mi? İsmet İnönü tarafından tabii, yani anneanne yerine. Onu da öğrenmiş olduk. Yani estağfurullah. Şimdi yepyeni bir durumla karşı karşıyayız. Kapitalizmle birlikte, modernlikle birlikte başlatabiliriz kültür tartışmalarını. Daha sonra sınıfsal planda çok tartışılıyor her şey. Yani çünkü bütün bu değişimi yapan işte kapitalizmin kurucu sınıfı dediğimiz burjuvazi. İşte onlar kadim olana, geleneksel olana savaş açtıkları için ve onun bir an evvel gitmesini istedikleri için, iyi, güzel ve doğrunun kutsalla bağının kopmasını istedikleri ve yeni bir dünya, daha maddi, daha dünyevi bir hayat tarzı olsun istedikleri için kendilerine göre bir öncülük başlatıyorlar. Buna gelen tek tepki ezilen sınıflardan. İşte sosyalist tepki geliyor ve halkın sanatçısı olmaya, bir halk kültürü oluşturmaya çalışan insanlar ortaya çıkıyor. O da sosyalist blokun çökmesiyle birlikte çöküyor o arayışta. Uzun lafın kısası, kültür yeni bir kavram. Bana kalırsa katı olan her şey Marx'ın dediği gibi buharlaşmaya başladı. Kültürün de yani yeni olmasına rağmen en tehlikeli olduğu zamanlarda yaşıyoruz. Niye öyle? Laf gelirse anlatmaya çalışacağım. Peki kültür ve medeniyet tanımlaması ile ilgili eklemek istedikleriniz var mı? Entelektüelle bir şey söylemek isterim. Yanılıyor olabilirim Erol abi. Dreyfus olayından sonra özerk bir alan olarak tahkim ediliyor. Yani isimlendirme tarihi yanlış olabilir ama hassaten Dreyfus olayından sonra entelektüel diye bir zümre oluşuyor Fransa'da ve öyle kalıyor o entelektüel alan. İsimlendirilmiş oluyor. Akıl ve idrakle iş yapan. Evet, tabii. Öyle gören, yani muhtelif manaları var. İnsan manasında Aydınları mı işaret eden bir tanımlama yani olarak? Dreyfus olayında mesela şey gibi, Emile Zola gibi biliyorsunuz Suçluyorum diye meşhur makalesi var. Lacuse ya da Jacuse müydü? Fransız Jacuse makalesinden sonra efendim Yahudi bir yüzbaşı suçlanıyor, Fransa çalkalanıyor filan. Devletten ayrı, hukuktan ayrı, bağımsız, özerk bir inisiyatif geliştirebilen bir zümre ortaya çıkıyor Dreyfus olayında. Tıpkı Emile Zola gibi. O zümreye entelektüeller deniyor. Bugünkü anlamıyla deniyor ve öyle kalıyor. 100 yıllık mesele aslında, çok uzak bir mesele değil. Tıpkı sağcılık solculuğunda gene şeyde Etajenero'da, Fransa'da oturma meclisin oturma düzeni, yani sağda oturanlara sağcı, solda oturanlara solcu denmiş, öyle kalmış yani. Fransa olduğu için tabii herkes oradan tevarüz ediyor yani. Oradan geliyor, alındığı tabii, için tabii. Çok böyle şeyler. Sizin eklemek yani Erol Hoca'nın söylediğine iki şey eklemek isterim. Bir tanesi bizim modernleşmeyle beraber bütün tanımlanan kavramlara bir soğukkanlı ve mesafeli bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tanımlamak, kavramsallaştırmak doğal olarak politik bir eylem. Bir şeyi tanımladığınızda o tanımın içinde bir şeyi tutuyorsunuz ve o tanımın dışında bir şey bırakıyorsunuz. Yani bir kavramı kavramsallaştırdığımız anda işte etrafını mani, etrafını cami, ayarını mani tutuyorsunuz. Yani bir şeyi içinde tutuyorsunuz, bir şeyi dışarıda tutuyorsunuz. Dolayısıyla bir kavramsallaştırma esnasında, tanım getirme esnasında neyin içeride kaldığı, neyin dışarıda tutulduğu hayati bir şeydir. Hayati bir şeydir. Hayatın bütün kılcal damarlarına kadar sirayet eder kavram üretme. Modernliğin ürettiği bütün kavramlara bu manasıyla bence mesafeli olmak, soğukkanlı bakmak gerekir. İki, bizim en temel kültür tanımımız, yani sosyolojinin en temel tanımında kültür dediğimizde zihnimizde işte insan yapıp etmeleri, hocanın az önce bahsettiği gibi diye bir tanım yapıyoruz. Sonrasında kültürü ikiye ayırıyorlar hemen. Maddi kültür, manevi kültür. Maddi kültürün yanına parantez içinde teknik yazıyorlar. Maddi kültür, üretilen şey, teknoloji, teknik. Onun da hemen yanına medeniyet yazıyorlar. Şimdi burada bir küçük ayak oyunu hemen ortaya çıkıyor. Yani siz kültürü tanımladığınız andan itibaren, maddi kültüre medeniyet dediğiniz andan itibaren, teknik dediğiniz andan itibaren gelişmişlik atfettiğiniz yer maddi kültür. Manevi kültür doğal olarak işte her toplumun manevi kültürü var. İlkel toplumlar, gelişmiş toplumlar. Bu çok uzun zaman bir takım muhalif antropologlar çıkıp da hayır kardeşim böyle değil diyene kadar. İşte Strauss gibi ve onun bir takım ardılları gibi vicdan sahibi, akıl sahibi, irfan sahibi ya da en azından meselelere eleştirel bakabilen antropologlar dediler ki bir dakika kardeşim, bizim gelişmişlik, ilerleme kavramını teknikle özdeş kullanırsak doğal olarak tekniği elinde tutan bütün toplumlar ileri gelişmiş. Toplumlar işte bir takım teknolojiyi üretme kabiliyetine, sermayesine, imkanına ya da dünya görüşüne sahip olmayan toplumlar, bunu reddeden toplumlar birden gelişmemiş, medeniyetsiz toplumlar haline geliyor. Peki bu ölçüyü kim koyuyor? Bu ölçüyü tanım koyuyor işte. Yani siz böyle tanımladığınız andan itibaren teknolojiyi elinde tutan, sermayeyi elinde tutan, silahı elinde tutan toplumlara gelişmiş toplumlar demeye başlarsınız. Dünya görüşü olarak buna yakın durmayan medeni toplumlar demeye başlıyorsunuz. Medeni toplumlar demeye başlıyorsunuz. Hatta bu artık günlük dilde yaygın bir kavrama dönüşüyor. Mesela batılı bir takım politik adamlar konuşurken şöyle derler. Medeni dünyaya bunu anlatamayız. Süleyman Demirel de hür dünyayı anlatamayız diyordu. Yani o artık böyle onu taklitle biz bir yerlere kadar gider. Siyasete bulaşmıyoruz. Bu siyaset mi Erol abi Allah aşkına? Dolayısıyla benim yani orada yani bu meseleye böyle küçük bir en temel tanımından şerh düşmek istedim. Fakat yani tanımın doğduğu, lütfen tanımın doğduğu bölgeyle yaşandığı bölgeler arasında onu nasıl tanımladığımızla değişen bir şey ortaya çıkıyor. Benim anladığım kadarıyla. Evet, küçük bir şey söyleyeyim. Evet. Strauss bu itirazı 1950'lerde yaptı ama hiçbir şey değişmedi maalesef. Bir Biliyorsun o geri kalmış kültür diye bir şey kategorik olarak yoktur. Bu şekilde tanımlanamaz demişti 1950'lerin ortasında galiba bir kitabında. Fakat değişen hiçbir şey olmadı o yani, konuda. Ama en azından bir İtiraz biçimidir yani. O açıdan kıymetli yani. Evet, katılıyorum. Sizin belki bıraktığınız yerden hani bir şey söylemek babında. Yani bu kültür deyince şimdi Erol Hoca'dan da başlarsak yani sosyolojik, tarihi, kavramsal tanımlar yaptık. Ben acizane bunların hiçbirini bilmeden, hiç entelektüelce olmadan biraz mecaza çekmekten yanayım kültürü. Yani ne demek istiyorum? Her şeyin kültürü bir ritüel haline, bir edep, bir adap, bir tarz haline gelen insan toplulukları içinde her şeyin bir kültüründen bahsedebiliriz. Hani maddi, manevi, işte soyut, somut neyse falan demeden yani bir yaşantı, bir tavır, bir insana ait olan her şeyin kültürü olmasından bahsediyorum. Bir cümle daha söylemek istiyorum. Hani konuşurken sosyolojisine, tarihine girdiğimiz zaman yine çerçevelemiş oluyoruz. Tarık Tufan'ın da dediği gibi. Oysa ki atıyorum yani hani işte aşk ve irfan kültürümüz, gönül kültürümüz, kalp, yürek kültürümüz. Yani her şeyin kültürü, yaşantı kültüründen bahsetmemiz, insan tavrı, tavırların kültüründen de bahsetmemiz çok mümkün. Hani sessizliğimizin bile bir kültürü var. Tamam ama Leyla şöyle, çerçevelemenin önünü almıyor. Şöyle bir sakıncası burada oluyor. Burada söylenen şey tam tersine sonsuzlaştırıyor kültür tanımlarını. Doğru ama bizi şeye bağlıyor. Anladım ben. Çerçevelemekten kastım şu, bizi hep ötekinin varlığına bağlıyor. Bizim kültürümüz, kadim kültürümüz ötekinin olmadığı bir kültürdür. Öteki de bendir. Yani işte kapıyı çalarsın, kim o? Benim diyene açılmaz da senim diyene açılır. Yani sendeki ben, bendeki sen iç içe geçmiş bir kültürden, bir tevhid kültüründen geliyoruz. Bunu dışladığımız her noktada bizi modern zamanların kültür kavramı hep aynı yere sıkıştırıyor. Neresi orası? Öteki varsa, var oldukça ben kendimi tanımlamak zorundayım. Yani kendimi tanımladığım için öteki var değil. Ben ona öteki olarak baktığım için kendimi tanımlamak zorundayım. Nasıl tanımlıyorum? Yapalım. Tersinden sosyoloji. Nasıl tanımlıyorum? İşte etnik kökenle vesaire. Hadi oraları geçtik. Türkiye çok acılar çekti bu anlamda. İşte sosyolojinin terimleriyle tanımlıyorum. Alt kültürel birimlerle tanımlıyorum. Hep kendimi tanımlıyorum. Kendimize döndürüyor bizi. Yani oysa ki kendimize her döndüren şey bizi kendi dünyamıza hapsediyor. Benliğimize hapsediyor. Erol Hoca'nın da çok sık kullandığı gibi egomuza da hapsediyor. Egolojik bir yaklaşım oluyor. Dolayısıyla ben yine de genişletmek açısından biraz daha bu kendimize ait olan tanımları açmamız, sonsuza bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ucu açık kalmalı. Tanımlamadan da yapabiliriz. Evet, az önce Erol Hoca'nın da bahsettiği gibi çok fazla ve sınırsız bir tanım söz konusu. Çünkü bölgeden bölgeye, ülkeden ülkeye ve kişiden kişiye de değişen tanımlamalar belli ki mevcut. Ve bizim coğrafyamızda, doğuşu bizim coğrafyamızda olmadığı için de tam olarak örtüşen bir anlam da bulamıyoruz. Fakat yine de madem mevzumuz kültür, bunun üzerine konuşacağız. Şimdi isimlendirmişiz de artık biz bunlara. Yani bir Türk kültürü, bir Anadolu medeniyeti diyoruz. Geçmişten günümüze bir takım değişiklikler olmuş. İşte araya bir Osmanlı İmparatorluğu ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti. Bir değişim dönüşüm geçirmiş. Türkiye ve Türkiye'de yaşayan kimseler kültürüne sahip çıkabilmiş mi? Yani bizim coğrafyamızdaki anlamıyla, manasıyla devam edecek olursak. Erol abi izin verirsin. Biraz önce geçtiğimiz konuyla ilgili. Niye ben izin veriyorum? Şimdi aslında ben bu programı niye üçüncü çağırdık biliyor musun? Aslında konuşamayız. Ya olur mu öyle şey? İstemem yani açıkçası. Hayır. Ama sizi niye davet ettik o halde konuşun vallahi diye? Vallahi ben de Erol abi davet ederken sordum yani niye de Erol abi? Ama Erol abi çok güzel dinliyor çünkü. Erol Hoca diyorum ben abi. Ben dinliyorum değil mi? Çok güzel. Erol abi Kemal, beni tedavi etsin yani. Bunun kapansın Seval. Kemal duysun. Ya şimdi biz sizleri çağırdık ki. Benim niyetim şuydu. Siz üçünüz konuşun. Bu aslında bu hafta dinleneyim. Kemal'in ne kadar konuştuğuna eşdeğer. Hocam neler söylüyorsunuz böyle. Kemal abi inşallah. Özledim Kemal'i de selam gönderiyorum. Haber verecekler bile var ediyorsunuz yani çok güzel aslında. Zaten sahiden şaka bir tarafa üçünüzü çağırmamızın nedeni siz kültür oluşturucularısınız. Üçünüz de yani. Hele bu iki delikanlı. Estağfurullah. Hem içindesiniz hem de bakabilme yeteneğiniz var dışarıda. Yani biz neyiz sorusunu konuşmak istiyoruz aslında. Biz nasıl bir yaşama tarzının içindeyiz? Nasıl dünyaya bakışın içindeyiz ve işte modernlik dediğin gibi dışarıdan geldi ve ona karşı da bir uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bana kalırsa yani kendine özgü modernleşme anlamında hiç fena durumda değiliz. İşte iki yıldızımızı çıkarttık televizyona. İhtiyaç oldu. Hay Allah. Bu, öyle. Yani ne gerekiyorsa modernliğin icapları anlamında onu yapmaya çalıştı Türkiye. İşte milliyetçilik lazımsa, dil tasfiyesi lazımsa onları yapmaya çalıştı. Tabii. O Cumhuriyeti konuşacaksak tabii o konularda hayır, yani asıl ileri adımlar atıldı. Yani kendine özgü modernleşmede yani fazla gitmişse siyaseten işte düzeltti, onarma çabaları ortaya çıktı. İşte yaşayıp gidiyoruz. Şimdi benim aslında kültür meselesini konuşalım diye önerirken güzel söylüyorsun Leyla. Yani bizim de kendimize göre bir kültürümüz var, bir bakışımız var diye ama sadece bizimki değil. Yani bütün bu kültürler işte Lévi-Strauss hepsi eşit dedi, üstün kültür yok dedi, tamam, ama şimdi öyle bir döneme girdik ki hepsi tehdit altında. Yani insanın kültürel varlığı neredeyse yok olmanın eşiğinde. İşte dediğin dijital çağdan dolayı. Küresel, yani asıl çağ, yani bu çağda nasıl kültürler var olabilir? Bizim tırnak içinde yerli ve milli kalma şansımız var mı, yok mu? Yoksa bütün bu çaba boşuna mı? Onları size soracağız yani. Tabii. Oraya geleceğiz ama oraya gelmeden önce sizin soracağınız bir şey var. Az önceki konuyla ilgili Leyla'nın söylediği şeye açtı. Yani biz bir alanda konuşmaya başladık. Leyla onu birden açtı, ferahlattı. Ona inanmayı çok isterim. Çok hazırız. Ve iyi ki öyle bir imkan var. Fakat şöyle de bir şey var. Mesela farklılıklarla yaratıldık. Çünkü birbirimizi tanımamızın bir yolu, imkanı ve galiba da tek yolu bu. Farklılıklarla yaratılmış olmamız. Yani bunu barışçı bir şeyle, ne demek lazım? Zaviyeden gördüğümüzde sorun kalmayabilir. Problem galiba burada modern dönemde Batı'nın çok fazla kategorize eden, çok tanımlayan ve bütün bu tanımların içinde enteresan bir şiddet barınıyor mesela filan. Mesela world müzik dediğinde bile biz sonradan anlıyoruz ki bu ortaya çıkacak başka bir dünya sistemi projesinin bir enstrümanından başka bir şey değilmiş. Ama biz world müzik dinledik bir süre. Bayağı bir dinledik. Efendim, yerel tarih çalıştı arkadaşlarımız. Benim de arkadaşım var. Ankara Siyasi, Amerika'da, İngiltere'de, orada burada doktoralar yapıldı filan. Yerel tarih çalışıldı, sözel tarih çalışıldı. Türkiye'de bazı odaklar var diyeceğim yani efendim. Altını çizerek yerel tarih ve sözlü tarih çalıştılar, etnik kültür çalıştılar filan. Bunların çoğunun çok da masum olmadığını, belli projelerin enstrümanları olduğunu anladık sonradan. Şimdi burada tanım, kültür, sınırlar yeniden böyle iki elimizin arasına başımıza alıp yeniden düşünmemiz gereken kavramlar olduğunu düşünüyorum. Bir de mesela bizim medeniyetimiz dediğimizde Nemçe illeri şimdi, Allah rahmet eylesin, Barış Manço'nun da şarkısı Nemçe illeri. Ne demek bu Nemçe diye kafama takmıştım bir ara. Takip ettiğim kadarıyla Ruslar kendilerini tanımlamak için Slovo diyorlar. Slovo, söz yani bu. Slovo, söz ve sözü bilen demek. Slav oradan geliyor. İşte Yugoslav, Yugoslovo yani Güney Slavı. Ve gayrısına Niemets diyorlar. Niemets. Yani Rusların ötekisi Nemçe. Bizimki gibi yani, Osmanlı'nın ötekisi gibi. Biz onlardan tevarüs etmişiz filan. Dolayısıyla bu ayrımlar, sınırlar, hatta Nemçe illeri dediği şey işte gavur memleketi tırnak içinde filan. Bunu ayırmak için söylemiş ve tanımlamış kendini. Hoş, Donald Trump kadar kabaca şeyler değiller. Tabii çok rafine tanımlar bunlar, sınırlar ama... Bugün de biliyoruz ki Amerika ya da Batı, işte Sovyetler Birliği varmış. Ama yokmuş öyle bir şey anladığımız kadarıyla. Çok da büyük yıldız savaşlarına, şuna buna gerek yokmuş yani. Bugün İran'ı sürükledikleri silah yarışı tuzağını Sovyetlere uygulamışlar ve sadece o tanım işe yaramış. Büyük tehlike geliyor diye Reagan'dan sonra. Sonra bir şey yok yani. Kemal Hocam'ın notu var. Twitter'dan paylaşmış. Evet. Sevgili selamlarımızı tekrar iletiyoruz. Takipteyim. Erol Hoca'yı duydum. Bütün dostlara çok selam demiş. Eyvah eyvah. Sizlere. Aleykümselam var hocanın. Aleykümselam. Şimdi evet buyurun. Sayın sunucumuz. Lütfen. Selahattin'in açtığı yerden bir şey söylemek istiyorum. Yani ben biliyorum sen o akışa mutlaka uyarsın. Tanımlamak kaçınılmaz olmuş demek ki istiyorum. Saatin içerisinde, bizim evet. Bu programı gündeme getirme nedenlerimizden bir tanesi de bu, burada biz Kemal'le hep şey dile getiriyoruz. Semih'in olduğu programda da söyledik. Ya siyasete batmış vaziyetteyiz. Evet. İşte arkadaşımız çıkamıyor bak siyasetin içinden. Bizim programımız evet doğru. Onun dışında olmaya yani gayret doğru. Eden. Şimdi bu doğru. Halbuki işte kültürü en geniş anlamıyla konuşuyoruz ama işte sanat, edebiyat yoğunluklu manası bence daha önde. Yani sanat ve edebiyat, kültürü konuşmak, biz nasıl bir hayat yaşıyoruz sormak, bizi birleştirici, yani bu siyasi kutuplaşmayı öyle zihinlerimizin işlemesini biraz engelleyici işlev görebilir. Doğru. Bir de, yani hocam, oradan da biraz bakarak yani uzak. Siyasetin dışında. Lüksmüş gibi geliyor insana siyasetin gerçekten. Siyasetin dışında bizim kültürümüz nereye doğru gidiyor, ne yapılabilir bu birleştirici ögeyi daha Erol abi şimdi sadece kültürden konuşmak, sadece edebiyattan şöyle, konuşmak lüksmüş gibi geliyor bana. Gerçekten bu rahatsız olduğum bir şey aynı zamanda benim. Hakikaten lükstür yani. Özellikle biz böyle bir alan açtık ki. Ha, biz Finlandiya mıyız falan gibi hissediyor. Çok insan daha mühim ve ama bu kötü bir şey gerçekten. Önemli meselelerin de düştüğüm evet. Bir tuzak. Dile getirildiği bir zaman dilimi yani. Olsun istiyoruz. Evet. O da doğru. Şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'nin İçinden geçtiğimiz bu küreselleşme ve dijital çağ döneminde ne kadar dayanıklı olabileceğini geçmişten günümüze kültürle ilgili vermiş olduğu sınavdan yola çıkarak bir bakalım. Nasıl değiştik, nasıl dönüştük, biz koruyabildik mi kültürü? Buradan bir ilerleyelim. Kim söz almak ister önce? Verelim sözü. Sıra Tarık. Öyle yani. Şimdi bir bunlardan bahsederken sanıyorum biz hep üst yapıda kaldık yani Erol Hoca'nın söylediği şey. Biraz şöyle zihnimizi yormamız gerekir bence. Bu toprakların yeraltı kaynakları nerelerden akıyor, kimler üzerinden akıyor? Dolayısıyla bütün o üst yapı, bütün değişimlerine rağmen ülkenin yer altından akan güçlü kaynaklar bir yerlerde bir dil, üslup, edep, düşünme biçimi ve en nihayetinde dünya görüşü olarak tevarüs eder diye düşünüyorum. Örneğin bu kaynaklar birbiriyle akrabadır da aynı zamanda. Mesela Türkçenin Yunus Emre'siyle Kürtçenin Ahmed-i Hanisi yer altında iki güçlü kaynak olarak aynı dünyaya baktıklarını görebiliriz. O ruh akrabalığını görebiliriz. Dolayısıyla ben şuralardan kültür meselesini madem hem Erol Hoca'nın da yerinde uyarısıyla düşünelim derim. Leyla Hanım'ın da açtığı yerden yürümek için. Yaşadığımız coğrafyada o değişmeden gelen tekrar tekrar üretme kabiliyeti olan inşa edici fikir, sanat, düşünce adamlarının dönemsel olarak ortaya çıkıp yeniden hatırlattığı o fikir nedir? Bütün bu topraklarda insanların farklılıklarına rağmen ana sütü gibi beslenebilecekleri o fikir nerelerden inşa ediliyor? Ve bunlar arasında nasıl iletişimlerden bahsedebiliyoruz? Biraz sanki buralara kafa yormak gerekir diye düşünüyorum. Ne dediğimi bir parça daha açabilmek için Cemal Süreyya Yunus Emre için Türkçenin süt dişleri diye söyler. Şimdi Yunus Emre bir dil olarak, üslup olarak bu dilin inşa edici isimlerinden biri olmayı başarmıştır Hazret. Yani bir toplumun dilini kuran bir büyük isimdir. Dolayısıyla bizim bütün kültürel kodlarımız bir Yunus şiirinden hareketle kurulabilir. Ben birazcık da hani durumu şey yapmak için vefat ettiği günden sonra Neşet Ertaş'la ilgili şöyle bir şey söylemiştim. Demiştim ki ya biz bu coğrafyada bir gün bir sabah uyansak ve bu coğrafyanın ürettiği her şeyi unutsak. Uyandık ve hiçbir şey hatırlamıyoruz. Kültürel, edebi. Bu kendi dünyamıza dair bir hafıza kaybıyla bir sabah uyansak. Bir Neşet Ertaş türküsü dinlesek hafızamız yerine gelebilir. Çünkü o bir Neşet Ertaş türküsü o hafızanın bütün unsurlarıyla hareket etmesi için yeter bir şeydir. Kokusuyla, duygusuyla, yani bir duyumsama biçimi olarak. Soruyu şöyle genişletmek isterim. Bizim bütün hafızamızı harekete geçirebilecek hangi unsurlardan söz edebiliyoruz? İşte o bizim kültürümüz dediğimiz şeyin tam ortasında yer alandır. Bu bir şiir olabilir. Çok güçlü bir şiir dilini inşa etmiş. Bir sinema filmi olabilir. Bir roman, bir müzik eseri, bir hat, yani bir hattatın ismini bilmesek bile altına ismini yazma egosunu yok etmiş. Çok önemli bir eser yazdığı halde altına Laedri yazma inceliğini göstermiş, adabını göstermiş bir hattatın yazdığı bir şey, bir minyatürün eseri olabilir. Bunlar bir anda bizim bütün hafızamızı yerine getirebilecek güçtedir. Dolayısıyla biz eğer bu coğrafyayı konuşacaksak, farklı dillerde de olsa bu arada, bu tuhaf bir ruh akrabalığı derken bunu kastediyorum. Bizim mesela müziğimizin en büyük koruyucuları Ermeni toplumu içinden çıkmıştır. Mesela çok büyük müzik derlemecileri çıkmıştır. Çok büyük dil bilimciler çıkmıştır. Ama iç içe işte bir arada yaşamanın. Şimdi enteresan değil mi? Yani bu, bütün aslında bunları görebilir miyiz? Bunlar o üst yapıdan bağımsız olarak, üst yapı dediğim işte o ekonominin ve aktüel siyasetin belirlediği vesaire filan, o üst yapı, Marksist manada üst yapının hepsine biraz dikkatimizi buralara çevirirsek orada ne görüyoruz acaba? Bizi güçlendiren ve sürüklenmemizin önüne geçen unsurlardan bahsediyorsunuz ama aynı zamanda... Ne hatırlatacak bize acaba? Yani hatırlatanlar, güçlendirenler diyorsunuz tabii, aynı zamanda. Çünkü onlar bir de kurucu akıllar, kurucu diller, kurucu duygular aynı zamanda ve bu coğrafyada her dönemde işte bugün hali hazırda beraber hayatta olmaktan büyük onur, gurur duyduğumuz Sezai Karakoç yine modern dönemin kurucu dillerinden bir tanesidir ve kendisinden bir dönem öncesiyle o akrabalığı bugüne taşır. Diyelim ki Akif'le, belki Fuzuli'yle, yani biraz daha böyle geriye gittiğimizde. Ama aynı zamanda bizim kültürel anlamda çok böyle kendi sınırlarımız içinde kalmamız söz konusu değil. Batı'nın ürettiği büyük birikim aynı zamanda bizim de kültürümüzün bir parçasıdır. Yani bizim bunu yok dışarıda tutamayız yani. Batı'nın ürettiği çok önemli metinler, çok önemli resimler, filmler bizim aynı zamanda zihnimizde ve kalbimizde başka türlü açımlamalara katkı sağlamıştır. Yani, bunu da dışarıda bırakamayız. Kültürümüzü besleyen çok etnik, bu coğrafyada kimlikli zaten, bir yapının yani var olduğundan böyle bir coğrafya aynı zamanda. Bizim burası bir uygarlık geçiş alanı. Burada biz diyelim ki bir dağ toplumu sıkışmışlığıyla bakamayız yani. Evet. Çok uzattığımın farkındayım. Çok özür dilerim bütün herkesten ama. Peki bu konuda hakikaten koruduğumuzu düşünüyor musunuz? Ben bir de sizden dinlemek istiyorum. Şimdi şöyle bakın, o kadar iyi bir noktaya geldik ki teşekkür ederim gerçekten. Biz Yunus'tan bahsettik. Şimdi ben kendi acizane terimimde ona Yunusça diyorum. Bu bizim aslında unuttuğumuz belki ama içimizde olan kalbimizin ana dilidir aslında. Yani bugün Sezai Karakoçlara falan gelmeden önce geriye giderek bakalım. O bir zamanlar konuşulmuş, unutulmuş bir dil değildir yani. Şimdi şuraya getireceğim lafı. Bu bizim kalbimizin ana dili, ümmice konuştuğumuz, aslında hayatımızın her alanına sirayet etmiş, böyle eşyadan, yani bu toprakların mayasında olan, eşyadan duyulan bir yankıdır, bir hu sesi gibidir. O hep vardır orada, o bizim içimizde, onun bir karşılığı vardır. Yani işte gidersin Anadolu'daki türkülerde, Anadolu'da demeyeyim, bu coğrafyayı Anadolu ya da mecaza çekelim hadi. Evet. Geniş coğrafyayı, yani evet, Balkanları, biraz böyle diğer tarafları, Doğu'yu, Batı'yı birazcık daha geniş. Yani Osmanlı coğrafyasını bahsedelim mesela. Evet. Burada üretilmiş bir kalbin ana dilidir bu. Burada konuşulan. Üstü ne kadar örtülürse örtülsün, hani kültürel, alt kültürel, üst kültür neyse işte o bütün o akımlarla vesaire, modern kavramlarla ne kadar örtülürse örtülsün. İşte bilmeden bildiğimiz, ümmice konuştuğumuz bir şiirdir, bir türküdür. Hadi modern zamanlarla, hatta ben kimi zaman gittiğim, yaptığım konuşmalarda roman da diyorum buna. Bir Anadolu romanı gibi. Yani romanı bir tür şiirleştirerek aslında, türküleştirerek. Şimdi baktığımızda neden güzeldi, neden hani Osmanlı'ya bir nostalji duyulur hep. İşte Osmanlı'nın birleştirici kültürüne, çoğulcu kültürüne diyelim. Yani geçmişte kaldı, bir daha olmayacak. Ama şöyle bir gerçek var. Zaten hep olmuş olan bir şey var burada. O da işte dediğiniz Ermenilerin, Ermeni kültüründe mesela toplanılan işte o sözlü, özellikle işte şarkı sözleri mesela, değil mi? Dolaşıp toplar. Tabii. Çok şimdi derleyiciler vardır yani. Tabii vardır. Biz ayrı kültürün insanları değiliz ki. Değildik. Yani farklı inançlardan gelmek veyahut işte farklı etnik kökenlerden gelmek, bu coğrafyada, bu geniş gönül coğrafyasında diyelim, bizi farklı kültürün insanları haline getirmemiş. Yani bir bu kadar farklı halkların, dillerin, inançların yaşadığı ve birbirine karıştığı bir yerde, karışmadan farklılıklarıyla da var olduğu bir yerde aslında biz bir birleştirici kültürden bahsediyoruz. Bu, araya girebilir miyim? Kötü yerde kesmedim. Yok, estağfurullah. Lütfen unutmayın. Katılıyorum söylediklerinize. Yani en derinde birleştirici bir yan var. İşte Yunusça konuşuluyor en derinde ama bir yandan da hayat devam ediyor. Selahattin'in sevdiği yere, biraz politikaya doğru da gelmek istiyorum. Gerçi politik olan halledilir. En kolay halletme yolu bence o, ama hayat kültürümüzün içinde işte şehirlerimiz değişiyor. Otomobiller var, uçak var. Yani modernliğin bütün unsurları, teknolojinin bütün icapları yerine getiriliyor. Ve bunlar o gönül bakışını... Hayır, hiç katılmıyorum bu dediğinize. Söylüyorum, ben bir şey demedim daha. Gönül bakışını dedeleyen bir şey demek istiyorsunuz aslında hocam. Bir şey yapmadı mı? Ben cevabını verdim ve bana göre yani Türk modernleşmesi kendine özgü bir yol tutturmuştur, bir şey olmamıştır. Size soruyorum ben. Yani bütün bunlar olup biterken, şehirlerimiz bu haldeyken, teknolojiyi böyle neredeyse daha ver diye her şeyiyle almaya çalışırken, yani o gönül bakışına sahiden bir şey olmuyor mu? Şöyle, biz gönül bakışına eğer bir Pamuk Dede cemalini görme bakışı gibi ele alırsak tabii ki çok şey oluyor. Yerle eksan olmuş durumda. Ama biz gönül dediğimiz vakit celalini, cemalini bir arada, yani gönül nedir? Yani kainata sığmayan bir insanın, bir hazretin gönlüne sığmış olması ne demektir? Gönülde hepsi vardır. Yani biz gönülü böyle kutsal bir alan gibi algılayıp işte aşk, çiçek, böcek falan gibi bir steril alana çekiyoruz. O zaman dışında kalan her şey, işte modern ne bileyim teknoloji, işte bütün bu bizi vahşi, işte emperyalist söylemler, bizi vahşi, son derece emperyalist bir kültürel tahakküm, değil mi? Hani tek tip hale gelmiş bir küresel kültürden bahsediyoruz bugün. Çocuklarımız işte bize ait olan hiçbir şeyi öğrenmiyorlar ve hep o sosyal medyadan gelen bir tek tip, küresel bir kültürle besleniyorlar diye yakınıyoruz vesaire. Ama biz bunun da bir kültür olduğunu bir kere unutuyoruz. Bugün biz dijital çağ filan kültürümüzü nasıl koruyacağız buna karşı diye sorarken bile bence çok büyük bir tuzağa düşmüş durumdayız. Aslında az evvel Tarık Tufan Erol Göka'nın eleştirisine yanıt vermişti. Yani orada o kültürü diri tutan, taze tutan, canlı tutan şeyi ve güçlendiren o yapıyı, değişim dönüşümün önündeki ve o gönül gözüyle bakabilme meselesini güçlendiren şeyi kalıcı eserleri hatırlamak olarak açıklamıştı diye düşünüyorum yani ama. Sadece bu coğrafya ile ilgili de bence insan bir tehdit altındadır yani. Yani insan modern dünyada bir tehdit altındadır. Ben sizin söylediğinize hani biraz daha belki açarsınız diye yapmış olayım. Yani şöyle şunu kastediyorum. Yani modern insan, teknoloji, şimdi bunlar bizi hep ikiliye düşürüyor. Biz bugün bir üretilmiş bu kültürü beğenmeyebiliriz. Beğenmediğimiz birçok kültürler var değil mi? Yani küresel olarak üretilmiş her şey evrensel bir değer taşımıyor. Ve zaman içerisinde silinip gidiyor, dönüşüyor, akımlar haline geliyor, alt kültürler haline geliyor. Bir zaman sonra da kalmıyor. Mesela bugün arabesk kültürden bahsedemeyiz ülkemizde artık. Bir dönemin yükselen bir alt kültürüydü, geçti gitti. Bunun gibi şimdi şunu demeye getireceğim. Biz vahşi dijital çağına karşı kendimizi kültürümüzü nasıl koruyacağız sorusu acizane benim için şöyle bir tuzak barındırıyor. Zaten bu dijital teknoloji kültürün kendisi. Şu anda içinde yaşadığımız capcanlı hepimizi dönüştüren kültürün ta kendisi. Ha, evrensel mi? Hep böyle mi kalacak? Hayır. Saatlerle değişiyor. Saniyelerle değişiyor. Zaten kötü olan silinip gidecek ve biz iyi olanla yolumuza devam edeceğiz mi diyoruz? İyi ve kötü diye bir algı. O modern, şu gavur işi, bu yabancı, şu bilmem ne diye baktığımız sürece biz aslında bir türlü kendi içimizdeki o ümmice konuştuğumuz o dili, o Yunusçayı konuşamaz hale geldik. Yani heceleyemiyoruz bile. Şimdi bakın Erol Hoca geçen gün Tokat yolculuğunda otobüsteyken bir tweet attı. Ben de tam önüme düştü o tüy. Evet, İşte dedi ki ben yolda gidiyorum. İşte otobüste hem önümde hem arkamda iki kişi var. İkisi de cep telefonunu konuşuyorlar. Herhalde bitene kadar bu devam edecek. Şarjları bitene kadar. Hemen uyarılar geldi. Erol Hoca olur mu? Yani bütün otobüslerin altında işte priz var. Şarj aletleri var neyse. İşte Erol Hoca üzüldü falan. Ben de öğrendim. Neyse yani bu böyle hatta gidene kadar hatta sonunda espriler oldu varmak üzeresinizdir artık. Yani o kadar uzun konuşuldu sürekli. Çok insan dahil oldu. Ben sonradan baksam orada çok ilgimi çeken bir şeye rastladım. Birisi demiş ki sonlara doğru böyle konuşmaların. Ben demiş 2 sene önce falan daha 1-2 sene önce yine şehirler arası bir otobüs yolculuğundaydım. Ve telefonumun sesini kısmayı unutmuşum. Mesaj gelince... Herkes döndü ve bana çok kızdılar. Çok utandım, çok rahatsız oldum. Şimdi bakın 2 sene öncesinden bahsediyoruz. Yani şimdi bu kültür bu işte. 2 sene önce, yani ben daha dün gibi hatırlarım. Fazıl Say konserinde cep telefonu çalıyor diye seyircilerden bir tanesi de konseri bırakıp gitmişti. Bıraktı. Şimdi çok çabuk değişiyor. Yani bu dijital teknoloji kültürümüzü nasıl koruyacak sorusu... Benim için offside'a düştü. Aslında korkutucu bir soru. Hayır, yani, çok korkutucu bir soru ama yanlış bir soru. Yanlış bir soru. Bence acizane. Çünkü biz onun içinde yaşıyoruz ve bizi nasıl değiştirdiğini farkına bile varmıyoruz. Aslında. Farkına varmıyoruz. Şimdi keşke Leyla Hanım kadar iyimser olabilseydim ben. Ben iyimserim. İşte, kültürümüzün direnç noktaları olduğunun farkındayım. Ama... Ben iyimser değilim. Sadece uyarıda bulunma ihtiyacı duyuyorum. Anladım. Yani ben diyorum ki eğer bu dijital çağın, o dijital çağı konuşalım. Çok İçindeyiz önemli. Yani farkına varmadığımız. İçindeyiz sıradan bir kültür falan değil. İnsanlık karşıtı, insan karşıtı, tabiat karşıtı bir dönemden bahsediyoruz. Sıradan bir kültürden bahsetmiyoruz. Modernlik kültür olarak bize geldiğinde biz ona karşı koyduk. Neşet Ertaş'ı çıkardık işte. Yani birbirimize daha çok... Son mevzimizdi, kaybettik. Yani. Evet, evet. Yani birçok hamle yaptık. Ve kültür kendini yeniden üretebildi. Siz o direnç noktasını nasıl görüyorsunuz? Benimkinden farklı mı? Onu öğrenmek için... Yani Twitter'ı kullanmayalım o zaman. Öyle olmuyor. Bakın içindeyiz. Biz sosyal medyaya veya bu çağa o kadar kızıyoruz ve o kadar çok sorunlarımız var ki her şeyle, değil mi? Teknolojisiyle, nefsimizi nasıl ele geçirdiğiyle, önlenemez arzularımızı dizginlenemez hale getirdiğiyle ilgili çok fazla şikayetimiz var hepimizin birden. Ama biz bu şikayetleri nihayetinde yine bu sosyal medyanın içinde, yine bu teknolojiyi kullanarak yapıyoruz. Şimdi dolayısıyla o bizim son kültürümüzdü, şu bizim son bilmem nemizdi. Eyvallah ama zaman devam ediyor. O an devam ediyor. Fakat bu arada ben size bir şey daha söyleyeyim. Üretilmiş kültürler devam edecek. Leyla Hanımcığım, bir de kıyamet kopacak. Diyor ki binadan. Şimdi biz binayı görüp de her şey devam ediyor diyemeyiz. Hayır. Bir kıyamet geliyor. Kopmakta zaten. Kopmakta ama bir takım şeyler. Nasıl önlem alacağız? Şimdi ortaya hakikaten çok karanlık ve çok kötü bir tablo çıktı. Zaten kopmakta. Şimdi seyircilerimizi, izleyicilerimizi de çok korkutmadan dijital çağ ve kültür arasındaki o etkileşimdeki sorunları, sıkıntıları konuşacağız ama şuradan bir ayrılmayalım istiyorum öncelikle. Dediğim gibi Anadolu medeniyeti, yani Osmanlı coğrafyasını kastederek Türkiye Cumhuriyeti'ne gelinceye kadar nasıl bir değişim, dönüşüm geçirdi, evet bunu konuşuyoruz ama şimdi bizim Mimar Sinanlarımız vardı, Yunus Emre'den bahsettiniz. Ortaya işte Mimar Sinan Kayseri'nin Arnaz köyünde bir Türk çocuğu olarak dünyaya geliyor ve hakikaten bir yeteneği derken hani öyle diyelim ama şimdi bir yeteneği var, bunu zamanla geliştiriyor, fırsatlar çıkıyor ortaya. Günümüzde bu fırsatları ve imkanları bulmak çok daha kolay, imkanlar daha bulunabilir ama buna rağmen kendi ekolünü, yani orada hiç komplekse girmeden doğuyu batıyı aynı yerde eritip kendi ekolünü yaratabilmiş bir isimden bahsediyoruz. Bugün bu kadar imkanlar varken neden hala kendi ekolünü ya da ona yakın kendi dokusunu, tarzını oluşturabilen kimseler çıkmıyor? Evet, dediğiniz gibi karanlık bir tabloyla karşı karşıyayız ama öncelikle mevcut meseleyi bir ele alalım. Sonrasında dijital çağ ve kültür sıkıntısına ondan sonra girelim istiyorum. Selahattin'e sordum. Selahattin, evet, ben burada başlasın. Abi bir dokundum gittin ya. Gibi ben Süleyman Demirel dedin rahmetli. Oradan seni Erol Hoca attı dışarıya, bak şu an tekrar evet, oyunu aldı. Ben hala kendime gelemedim. Bak pişmansın. En kötü senaryolar buradan çıkıyor diye ben buradan uzaklaşmaya çalışıyorum ama buyurunuz. İmari üzerinden konuşmayı Selahattin'i kışkırtmış oldum. Yok yok, ben vesilenle yani siyaset dışı bir alanda konuşma kültürü geliştirelim ki dertlere çare orada. Şöyle, çünkü kalıcı eserler ortaya son zamanlarda böyle çok fazla çıkmıyor. Şeyi hatırlatayım, Tarık'la program yaparken bir şey söylemiştim, onu tekrar etmek isterim. Belki değil yani, bizim program çok az izleniyordu. Bilmeyenler için bir öneri olarak da bir metafor kurmuştum ve şey demiştim. Demiştim ki Süleymaniye yıkılsa biz Yahya Kemal'in bir şiirine bakarak, hani röleve hiçbir şey yok ortada, yok öyle bir şey, tekrar onu inşa edebiliriz. Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiirine bakarak Süleymaniye Camii'ni inşa edebiliriz demiştim. Hala o görüşteyim. Fakat çok şöyle, şiirsel olmuş. Yani bir şey anlatmak için söylemiştim bunu. İkisi de aynı derecede büyük eserler demek için. Fakat bunun mesela bir müziğinin de olması gerekir. Ve halen devam ediyor olması gerekir. Bir kere kültür dediğimiz şey, Leyla'dan izin alarak bu konuda, elan devam ediyor olması gereken bir şey kültür. Bir kere başta bunu söylemeliydik bana kalırsa, benim görüşüm. Eğer halen devam etmiyorsa ya da dramatik kesintilere uğradıysa ya da süreklilikten değil de süreksizliklerden ibaret bir kültürse orada büyük problem var demektir. Bir kere her şeyden önce şiddet var demektir. Bakınız Orta Doğu coğrafyası. Eğer ciddi bir ana aks ve kültür varsa, mesela siyaset dedi Erol abi, mesela siyasi kavgalar da daha rafine olur. Kalın bir şey varsa, bir kültür damarı varsa o ülkede ve her şeyi domine ediyorsa. Şimdi çok önemli bir yazarımıza atıf yapacağım. Onun önemi de şuradan kaynaklanıyor. Mesela Yesevilik, Yesevilik, Anadolu dervişleri, Türk edebiyatının ilk Anadolu'daki Türk edebiyatının içinde Yeseviliğin ve tasavvufun varlığını ilk kez ciddi biçimde ortaya koyan Fuat Köprülü'den bahsediyorum. Mesela tarihini de söyleyeyim, 1927 yılında mı, o aralarda olacak galiba, şöyle bir laf ediyor. Çok dikkatimi çekmişti benim. Bizim diyor maddi varlıklarımızla manevi varlıklarımız mütenasip değildir. Kültürel olarak maddi varlık nedir? Devlet yönetme sanatı, askeriye. Bunlar. Manevi varlıklar kültür ve sanat. Hiçbir zaman mütenasip olmamıştır diyor. Manevi varlıklarımız hep daha zayıf olmuştur diyor Fuat Köprülü. Şimdi bunu Cumhuriyet kurulurken bu ihtarı yapıyor Fuat Köprülü. Ve çok ciddi bir ihtar bence bu uyarı. O dönem için o uyarı yapılmışsa bugün için korkunç değil mi? Bence her zaman için cari bu. Evet. Şu anda da cari. Şu anda en yüksek iyimiz siyasi iyidir. Bakınız ben de alıştım. Hani şu ya da bu sebepten dolayı, yani sadece siyasal hasbelkader siyasal bilgilerde okudum ama oradan bulaşan bir şey değil. Ben roman yazıyorum, hikaye yazıyorum, şiir yazıyorum. Başka da bir şey yapmak istemiyorum. Hariçten yaptığım her şeyi zorla neredeyse yapıyorum filan. Fakat siyasette gidiyor dilim. Bakınız Erol abi beni uyarıyor. Ne kadar güzel diyor. Çok hoşuma gitti hakikaten bir programda. İlk defa böyle bir, demek ki sadece kültür ve edebiyat konuşabileceğiz bu programda. Ne kadar hoşuma gitti. Büyük bir lüks gerçekten, tekrar etmek gerekirse. Şimdi hala hazırda da bizim maddi kuvvetlerimizle manevi kuvvetlerimiz mütenasip değildir. Ve galiba da maddi kuvvetlerimiz arayı açarak güçleniyor. Yani askeriyemiz ve siyasetimiz. Şunu tekrar etmek istiyorum. En yüksek iyimiz maddi iyi, en yüksek iyimiz siyasi iyilerimiz bugün gündelik hayatımızda. Kültürel iyilerimiz değil. Yani şunu demek istiyorum. Çok önemli bir yazarımızın bir kitabının çıkmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kimin olacağı meselesi mütenasip değil. Burada bir asimetrik durum var. Kesinlikle. Bu Fransa'da böyle değil. Neden? İşte bugün gördük Aznavur'un, tabii ki yani Fransız istihbaratının bir şeyidir muhtemelen. Aznavur'la işte Asalan'ın arasında bir şey vardır, onunla Fransa arasında bir şey bilemem. Ama Macron denen adam orada devlet töreniyle bir ses sanatçısının, müzisyenin törenine, veda törenine, bir ölüm törenine şahit olduk. Bir klasik enstrüman çalınıyor. Ve Ermeni halk müziğinden. Tabii Ermeni halk müziği. Bir de bizim melodilerimizi duyuyoruz filan. Çok tuhaf. Evet. Yani çok sembolik şimdi olarak bizde nasıl bir şey. Tarık'ın bahsettiği meselede Sayın Cumhurbaşkanı Neşet Ertaş'ın vefatından sonra cenazeye teveccüh ettiğinde herkes birden oraya gitti. Anlatabiliyor muyum? Ama Sayın Cumhurbaşkanı gitmese kendiliğinden bir şey yok. Bunu bahsetmiş 1920'lerde ve Fuat Köprülü, hepiniz biliyorsunuz ki bu memleketin yetiştirici çok önemli adamlardan birisidir. Ve Türk Edebiyatı'nın başlangıcına da bilinçli ve çok kritik müdahalede bulunmuş bir yazarımızdır. Allah rahmet eylesin. Şimdi bu meseleyi nasıl halledeceğiz? Vallahi bizim kaderimizdir bu. Evet. Ben hep söylüyorum, geç kalmış modernleşmedir bunun temelindeki mesele. Mesela hep konuşuyoruz, Almanya'da Türklere saldırı şu bu, Alman milliyetçiliği, Alman gururu. İşte bugün başka bir şey karıştırırken denk geldim gene enteresan bir şey. Kelimeyi tam hatırlamayacağım, pöbel mi bir şey diyorlar halk yığınlarına. Ama mesela folk ayrı bir şey. Yani folk, Volkswagen'in folku. Yani resmi halk, yani Alman idealizmine hizmet edecek olan daha kaliteli bir katman var. Bir de yığınlar var. Ortega'ya Gasse'nin kitlelerin ayaklanmasında tarif ettiği, tasvir ettiği şeyler var. Kitleler var. Onları önemsemiyor. Onların ayrı adı var zaten. Oradan ama çok uzaklaşmadan. Alman idealizmine hizmeti, çok özür dilerim. Lütfen. Bunu bitireyim. Bir de Alman idealizmine hizmet edecek olan neredeyse şey gibi, Hitler'in kahverengi gömlekli paramiliter güçleri gibi bir de folk var. Hazır kıta var yani. Her şeye hazır ve idealizmin Alman milletini karşılıyor. Tabii işte. Alman milletini folk karşılıyor. Höbel değil. Doğru kullanıyorsam eğer filan. Şimdi bu niye? Bu şunun için. İşte tarih kitaplarında yazıyor. 1700, 1800 bilmem kaçta birliğini sağladığı için prensliklerle hep idare etmiş. Birlik sağlayamamış. Geç birlik sağladığı için bu problemler orada kuluçka gibi var ve hep olmuş. Bu sert milliyetçilik, sert bilmem ne filan filan, kültür de ona göre olmuş. Heidegger de bana kalırsa onun için bu şekilde bir Heidegger olmuş. Fransa'da böyle bir şey var ama geç kalmış modernite. Türkiye Almanya'dan da geç kalmış bir ülke moderniteye, modernizme. O yüzden çok hızlı, çok hızlı. Bunun örneklerini vereceğim ama... Evet, galiba tam da oradan şey var, ben Leyla Hanım'a da dönmek istiyorum. Çünkü neden? Hakikaten Türkiye için geç kalınmış bir aşamada mıyız? Siz de korkutucu bir tablo mu çizeceksiniz? Çünkü sizin de şöyle bir videonuzu izlemiştim de, divan edebiyatı ile ilgili bir açıklamanız vardı. Divan edebiyatı şiiri hakikaten en tap nokta mıdır? En zirve midir? Ondan sonrası aşılamadı mı? Gidilemedi mi? Peki o zaman somut, kendi yaşantımdan, nefsimden geçirdiğim bir, kendimden, yani kendime bir misal olarak örnek vererek kendi hikayemden anlatayım. En güzeli öyle olacak. Şimdi acizane, kardeşler de beni bilirler. Çok eski yıllarda beraber programlar da yapmıştık yani. Bunları da konuşmuştuk belki. Ben hani Türkiye'nin batılı, laik kesiminden yetişmiş, hani üstelik de epeyce bugününe bakarsanız bugünden hani işte muhalif filan kitlelerin arasında yaşamış bir insanım. Yetiştim, Fransız okulunda okudum, işte bilmem Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji okudum filan. Ben sosyoloji okurken bakın 80'li yılların başıydı, ortasıydı, ihtilal sonrası dönem. Ve benim içinde yaşadığım kesim işte bu idealleri yıkılmış, işte ihtilal sonrası, bu sosyalist hani muhalif kesim diyelim ve liberalizmle tanışıp dönüşmeye başlamakta olan bir kitleydi. Ve aralarında çok tartışmalar olurdu, çok çelişkiler yaşadılar. Adapte olabilmek için işte yeni yeni başlayan, Türkiye'ye girmekte olan kapitalizme direnmeye kalktılar. Tabii tutunacakları çok güçlü, çok böyle keskin bir hakikat dili yoktu. Daha çok ödünç alınmış kavramlarla olması gerekenleri böyle felsefi açıdan irdeleyen falan sohbetler. Biz bunların içinde yaşadık. Böyle bir atmosferde yaşadım. Ve benim için mesela gençliğimde ben üniversiteye ilk girdiğim yıl hani divan edebiyatından falan geçtim. Benim sosyolojide okuduğum, benim öğretmenlerim olan kişilerin hepsinin zihninde ve algısında bambaşka bir Türkiye tasavvuru vardı. Bugünler için bakacak olursanız. Yani biz de işte bu modernleşme, geç kalmış, işte Türkiye geç kalmış bir modernleşme süreci yaşamaktadır. İşte dönüşmek üzeredir, yetişmeye çalışmaktadır batıya gibi. Biz bunların içinde büyüdük. Yani bu söylemlerin içinde yaşadık. Ve şimdi geri dönüp baktığımda bu öğretmenlerimin mesela... Hepsi bir yerlerdiler şu anda. Hiçbirinin bugün olanı doğru yorumlayabildiğini görmedim. Görmüyorum. Çünkü o kopukluğu, ne kadar kopuk olduklarını dahi farkında değillerdi açıkçası. Şimdi bir noktada şunu söylemek istiyorum. Bana işte derler, Leyla Hanım siz işte bu batılı nasıl oldu peki? Yani nasıl oldu da bundan vazgeçtiniz? Veya hangi arada dönüştünüz? Hani bu diyorum ki hayır. Bu ülkede her zaman bir yerli batıcılık vardır. Yani bu bizim Avrupa'dan, batıdan aldığımız bir batılılığın aynısı değildir. Ben bu batılı çevrenin içinde yaşayıp filizlenirken Avrupa'ya ilk gittiğimde o kadar şaşırmıştım ki. Yani bambaşka bir batılılık gördüm. Hiç tahayyül ettiğiniz gibi değildi, değil mi? Alakası yoktur yani. Bunu mesela Orhan Pamuk özellikle... şeyde çok yani kitaplarında, İstanbul kitabında falan çok iyi anlatır. Çok özür dileyerek bir son dakika haberimiz. Tamam buyurunuz. Kötü bir şey olmasın inşallah. Buyurunuz. Birazdan evet paylaşacağım. Peki. Şöyle yani Masumiyet Müzesi'nde çok güzel anlatır. Yani buradaki üretilmiş o bir kültürdür bakın. Batılılık, yerli bir batılılık vardır burada. Ve normalde batıdan, Avrupa'dan da Amerika'dan da çok farklıdır aslında. Tabii yine de bir yerli bir... Ben ona modernleşme diyorum, batılılaşmadan ayırıyorum. Yani bilmiyorum yani ben anlatabileyim yeter. Ben kavramlara çok giremiyorum gerçekten. Daha sonra şu 30'lu yaşlarımın başına rastlamıştır benim. Burada yaşamış olan, buranın yerli ama evrensel kişilerinin eserleriyle tanışma. Bakın biz ikinci yeninin içinde yaşadık, ikinci yeni kuşağının diyelim. Ben Edip Cansever'le tanışmışlığım vardır. İşte Bilge Korasu'nun peşinden gittim bilmem kaç keler. Yani bütün bu bir dönemin insanlarıyla biz tanıştık. Bizim için büyük bir onurdur. Şiirlerini okuduk, kitaplarını okuduk, öykülerini okuduk. Bir şey oldu yani. Onlarla yaşadık. Bir zevk edindik. Ne zaman ki ben divan şiiriyle veyahut da bu ülkede üretilmiş, bu ülkenin türküleriyle, ilahileriyle, menakıplarıyla, kıssalarıyla, meselleriyle, ne zaman ki bu ülkenin kadınlarının, Anadolu kadınlarının ninnileriyle, dualarıyla tanıştım, içinde yaşamaya başladım. Ne zaman ki hemhal olmaya başladım, 30'lu yaşlarından sonra. İşte o zaman aradaki bu çok büyük uçurumu farkına vardım. Yani biz hani böyle nasıl söyleyeyim, bu ve bana sordukları zaman da yani nasıl oluyor da yani hiçbir yerden bir yere geçmiş değiliz. Bu ülkede her zaman, onun için çok tehlikeli buluyorum bazen bu mahallecilikleri. Bu ülkede her zaman hani 30 sene bizi başörtüsüyle falan çok zulmettiler bize falan ama yine de kır düğünlerine gittiğinizde, yine de ailelerin içine girdiğinizde, yine de sıradan hayatın içine girdiğinizde o ayrımsızlığı, o bir aradalığı, az önce Tarık'ın söylediği gibi o içten içe devam ede gelen, o hiç kesilmemiş olan, o konuşulmadan bilinen, paylaşılan, sustuğumuz dillerin varlığını hissedersiniz, işitirsiniz. Bu çok önemli istiyorum. Hakikaten hem Tarık Tufan'da hem de siz de aynı konuya değindiniz. Gerçekten mühim. Yani o kültürü yaşatmak, hatırlamak ve nereden geldiğimiz konusunda sürekli bir fikir sahibi olmak meselesi önemli. Biz dijital çağ öncesinde haberi söyle. Büyük sıkıntıyı şeyde yaşıyoruz önce. Batı'yla bir mukayese ve bir batılılaşma ya da bizim entelektüellerimizin, aydınlarımızın bu anlamdaki bizi sürüklemesi meselesi. Öncelikle bu konuda büyük bir sıkıntı yaşadığımızı ortaya koymuş olalım. Şimdi sizin bir sözünüz var. Bizim toprakların kültürü Türk kahvesi gibidir diyorsunuz. Ve iyi bir Türk kahvesi yapmak zahmetli bir şeydir. Batı kültürü Nescafe gibidir. Kaynayan suyu dökersin kahve olur diyorsunuz. Biz bir anlamda bazen de şöyle düşünüyorum. Bunu özellikle ben modernleşme için söylemiştim ama onu da bir tırnak içinde ayırayım diye. Modernleşmenin... Şunu soracağım. Evet. Çok Batı özür dilerim. De haksızlık etmeyin. Onu soracağım. Hayır. Kendimizi çok mu önemsiyoruz bazen? Şimdi kendimizi önemseyelim. Yani bunda bir beis yok. Yani bunu bir kendi içinde bir hiyerarşiye, bir şiddete, söylem şiddetine dönüştürmemek kaydıyla. Çünkü hani o kendini önemsemek denen şeyin kendi içinde bir söylem şiddeti barınabilir. Ama tam tersine hiçbir şey böyle tuhaf bir güvensizlik durumu da tersine bir şiddet, kendine dönük bir çeşit şiddete dönüştürüyor. Tabloyu bir net görmek gerekmez mi bu anlamda? Ben şöyle düşünüyorum. Yani şimdi biz insan... Hani insan var, insan dili var, yaşadığı coğrafya var. Bütün bunlar insanın üretimlerini belirleyen, onun dünya görüşünü, hafsalasını, hayallerini, geçmiş ve gelecekle ilgili tasavvurlarını belirleyen şeyler. Biz böyle bir varlığız, böyle bir sürü etkileşim içindeyiz. Dolayısıyla hani kendimizi bu anlamda batıyla, doğuyla şuna bu mukayese etmek falan hani çok... O güncel bir şey yani. Ben şöyle bakıyorum, netice itibariyle Batı'nın ve Doğu'nun hayatı, tasavvuru, tahayyülü doğal olarak bir takım farklılıklarla, deneyimlerle, tarihle, coğrafyayla, politikayla, ekonomiyle, sair koşullarla farklılaşmış ve farklı algılama ve yorumlama biçimleri ortaya çıkmış olabilir. Edebiyatta da böyledir vesaire. Yani hem alet üretmede hem de duygu üretiminde bu farklılıklar görülebilir. Ama bu birinin diğerine karşı daha işte hiyerarşi kurmamızı gerektirmez. Ben bunu da hani bir kenara bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim pek çok batılı ya da doğulu, bizden daha doğusu da var, fikir, sanat, düşünce adamları ufkumuzu açmıştır. Yani mesela biz bugün diyelim ki Tarkovski sinemasını Bergman sinemasını görmeseydik, kendi sinema dilimizle ilgili nasıl başka tasavvurlar geliştirebileceğimizin de farkına varamayabilirdik. Hı hı. Hakeza diyelim ki Dostoyevski'nin ya da Batı'da başka büyük romancıların, hı hı, bir sürü isim sayabiliriz herkesin şeyine göre, roman üzerinden geliştirdikleri o dili, duygu, karakter vesaire görmeseydik bir takım olanaklardan yoksun kalabilirdik. Ya da bizim bu coğrafya içinde üretilmiş başka şeylerde, diyelim ki minyatür de resme bir takım imkanlar açmıştır yani. Hani bu coğrafyanın. Ben şöyle bakmıyorum açıkçası. Modernleşme bir takım formları değiştirdiğinde yeni imkanlar önümüze çıkıyor. Diyelim ki bugün çağdaş sanat diye bir şey var. Şimdi ben çağdaş sanat içerisinde... Çağdaş sanatı tamamıyla bizim işte gelenekten kopuk ve işte başka bir şey olarak görmüyorum. Çağdaş sanatın içerisinde fevkalade bizim o hayata bakışımızı, kavrayışımızı ve yorumlayışımızı hissettirecek üretimler mümkün. Ben hani ikinci yeninin getirdiği sesin de aynı zamanda bu coğrafyanın sürekliliğine dahil olduğunu düşünenlerdenim. Yani tabii ki. İlle de biz işte divan edebiyatı formunda kalmamıza gerek yok. Turgut Uyar bize bir imkan açmıştır yani. Ben öyle düşünüyorum. Yani hariç bizim olsa o kadar güçlü bir şiir olamaz zaten. Sesimizi açmıştır yani çünkü işte ondan bir önce işte gariplerin, nececilerin, yani o şiir damarının getirdiği şeydir. Beslenmiştir ama, evet, değil mi? Evet, ben bunu böyle kopuk bir şey olarak görmüyorum. Sadece şöyle bakmak lazım. Bir takım büyük kafalar meseleye baktıklarında, kendi uğraş alanlarına baktıklarında klasik müzikle ilgileniyor olabilirler, çağdaş sanatla, resimle, şunla bunla, son derece modern formlarla bir meseleye bakıyor olabilirler. Şöyle bir derdi var mı? Hakikat neresinde bu işin? Bu dil, bu söyleme biçimi, bu yorumlama biçimi, bu ifade biçimi acaba benim hakikatle aramda kurduğum ilişkiyi nasıl etkiliyor? İnsan buralardan sormaya başlarsa o zaman başka bir özgürleşme alanına çıkmış oluyoruz. O zaman bir büyük klasik müzik eseri, bir büyük sinema filmi, ben oralardan hani yürümeye devam edeyim diye, bir büyük şiir dizesi birden coğrafyasından, kültüründen, söyleminden bağımsız olarak insan olmak, hayatla bir ilişki kurmak, hakikatle ilişki kurmak bağlamında bize hiç beklemedik tuhaf bir kapı açabiliyor. Biz mesela diyelim ki Tarkovski filmlerini izlediğimiz için Yunus'u başka türlü anlayabiliyoruz. Mesela yani hani ya da kültürümüzün çok daha başka unsurlarını. İyi bir sanat eserine muhatap olmak, bir kültürel üretime muhatap olmak, hı hı, onun izleyicisi olmak, onun takipçisi olmak, okuru olmak, dinleyicisi olmak, bizim bütün niteliklerimizi, yetenek, kabiliyetlerimizi, marifetimizi, en nihayetinde marifetimizi büyüten, geliştiren bir şeydir. Bizim büyük sanat eseriyle olan irtibatımızı güçlendirebilirsek o zaman bir büyük sanat eseri ortaya koyma imkanlarımız, hı hı, ya da hakikatle aramızda kurduğumuz ilişkide bağlamımızı geliştirmemiz ve özgürleşme alanımız ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim kültürün bu tarafıyla olan muhataplığımız aynı zamanda bu dünyadaki varoluşumuzu, bütün anlamıyla varoluşumuzu etkileyen bir şeydir. O nispette güçlendiren bir şeydir. Hayatın insan ruhunu zedeleyen, insanın varoluşunu kıran, insanın varoluşuna barbarca saldırı geliştiren bütün unsurlar, dijital, ekonomi, para, bilmem ne, buna karşı varoluşumuzu güçlendiren bir mevziyi tahkim edebiliriz. Hayat kurtarabilir. Yani ben bu tarafıyla gerçekten bu üretimlerle muhatap olmanın bugünün insanı açısından hayat kurtarıcı olduğunu düşünüyorum. İyi bir romanı okuduğumda hayata karşı donanımımın güçlendiğini hissediyorum. O an başka bir adam olduğumu hissedebiliyorum. Bir resmin karşısına geçip baktığımda o an daha güçlü bir adam olduğumu hissediyorum gerçekten. Ve bu benim insan olarak varoluşumu konumlandıran, güçlendiren ve o barbar saldırıya karşı korunaklı kılan bir şey diye düşünüyorum. Bu o zaman bizim içimizde mevcut olan ve bakmayı, görmeyi bilemeyen kimselerin bir handikapı mıdır diyebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim, yani Batı ve Doğu arasında sıkışmış bir yer olduğumuzu düşünüyor musunuz? Mesela İlk Peyami Safa'nın eserlerinde ortaya çıkıyor. Batı ile Doğu mukayesesiyle bir edebi eser ortaya çıkarma. Sonrasındaki yazarlar da bunun üzerinden bir prim yaparak bu meseleyi ele alıyorlar ama Peyami Safa biraz gibi... Acımasız mı oldu? Değil mi? Bilmiyorum, ben yani böyle düşünüyorum ama ne diyorsunuz? Ya Peyami Safa tabii bu... Ben çok özür dilerim, bir şey söyleyip hemen size bırakacağım. Peyami Safa tabii bu meseleyi... dert edindiği için romanın içerisinde gayet güçlü karakterlerle, gayet güçlü olay örgüsüyle giderken birden vaaz etmeyi tercih etmiştir. Çünkü meselesi gerçekten onun dilini açmıştır. Evet. Yani başka dertleri olduğu için bir taraftan kendi karakteriyle, kendi olay örgüsüyle uğraşırken bir taraftan durup ey okur bak dünya böyle bir şey, Türkiye'de böyle durumlar var, Batı böyle, Doğu böyle... İnsan bu duruma geliyor falan diye uzun... Dostoyevski de bunu yapar. Birden büyük engizisyoncu çıkar ve Rus toplumuna konuşur. Sadece sıkıştığını düşünen biz değiliz yani, değil mi? Büyük adam, yani büyük Ruslarda var mı? Ya da işte bilim Orta Doğu'da var mı? Büyük edebiyatçılar, büyük edebiyatçılar birden cezbe haline geldiğinde meseleyi bir an durdurup bir söylev vermişlerdir. Ya bir büyük cümleler üst üste söylemişler ve sonra kaldıkları yerden devam etmişlerdir. Şimdi meselemiz bizim bugün pek çok alanda bu yürekli, coşkulu, bu cerbezeli hali hem büyük sanatla, büyük edebiyat, büyük kültür üretimleriyle hem de aynı içtenlikle bir dakika bir yangın var duygusuyla ifade edecek kim var? Yani bence bütün meselemiz bugün budur. Bütün meselemiz bu mu? Bu mu? Tamam, bütün meselemiz değil ama. Hocam siz de konuşmadınız ama. Bu arada izleyicilerimizden de pek çok soru var. Ben onun hatırlatmasını da yapayım ama bugün çok az yer verebileceğiz. Çünkü çok kıymetli konuklarımız... sohbet süre çok az. Bu nedenle maalesef dediğim gibi sorularınızdan çok azına yer verebileceğiz. Sosyal medya hesaplarımızdan TRT İnsanlık Hali, Twitter, Instagram, Facebook'tan olsun. Yine içlerinden konuşmadığımız, bahsini geçirmediğimiz bir takım sorular varsa onları elbette burada cevaplandırmaya çalışacağız. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden kültür, medeniyet, sanat, sanata dair sorularınızı konuklarımıza yönlendirebilirsiniz. Birkaç soruyu sorayım mı yoksa bu konu üzerinden birazcık sohbet edelim mi? Edelim ya istiyorum. Ben Tarık'ın söylediklerini dönemlere ayırıp dönemlerdeki zeminine oturttuğumuzda daha anlamlı olacağını, yani genel olarak katılıyorum tabii ki Tarık'ın söylediklerine. Efendim, fakat mesela şöyle bir şey var. Büyük hikayeler çok yakın zamanlara kadar, hatta Erol abi muhtemelen yazmıştır o konu üzerine. Büyük hikayeler çöktü meselesi vardı. Şeyden sonra, anything goes meselesinden sonra postmodern tartışmalar, şunlar bunlar. Ve büyük vaazlarında ki Tarkovski'nin bir şeyinde Nostaljia'da öyle bir sahne vardır biliyorsun Tarık, biliyorsunuz. Şimdi onu söyleyecektim. Ona ekleyecektim. Heykelin üzerinden aynen insanlığa vaaz konuşur. Verir. Şimdi öyle. Bu güzel bir sahne. Tarkovski tabii ki inandırarak büyük bir sanatçı. Yani her şeyini yaparak yapmıştır o sahneyi ve inandırmıştır, kandırmıştır bizi yani o sahneye. Fakat mesele şu, o sahneyi yeniden yapabilir miyiz acaba ve bu inandırıcı olur mu? Bence esas meselemiz budur. Yani şu, büyük romancılar, büyük müzisyenler, efendim hatta büyük politikacılar, bütün insanlığa... Ben hatırlıyorum Avrupa'da bütün insanlığa yapılan son konuşma Obama'nın Berlin konuşması. Çok özür dilerim Erol abi. Ben de siyasete geleceğim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Steve Jobs'ın konuşması daha güçlü bir konuşma. Gibi mesela, evet, mesela, haklısın. Yani daha büyük konuşmadır aslında. Ben etkisi açısından söylüyorum. Çok haklısın. Yani. Ben iz bırakmamış, dinlemediğim için ama Obama'ya denk gelmiştim. Sizin siyasi yani algınız daha yüksek olduğu için. Siyasi anlamdaki algınız. Algıda seçici. Yani evet. Bütün insanlığa konuştuğumuzda romancı olarak, yönetmen olarak, senarist, hikayeci, yazar, köşe yazarı. Konuştuğumuzda bu inandırıcı oluyor mu acaba? Galiba bu inandırıcılık yavaş yavaş aşağıya iniyor. Bunun sebeplerini konuşmak lazım. Yani insanlık kaçınılmaz biçimde irtifa kaybediyor. Bu uçak giderek alçalıyor. Ve önümüzde bir şey var sanki, duygusu var açıkçası. Siz zaten, yine bir kurtuluşun olduğuna inanarak bunu söylüyorsunuz. Erol abinin alanına giriyor, orada duruyorum. Benim bahsetmek istediğim bu geç modernleşme, daha doğrusu modernleşmeye geç kalma meselesi şuydu. Şimdi 1927 Sinop gezisindedir Atatürk. Tahtada yeni alınan modernleşme tedbirleri bir şey yapmaktadır filan. Ve birden telgraflar Ankara'ya, Maarif Vekâleti'ne gider. Konuşudur. Atatürk tahta başında şeye karar vermiştir. Konuşuyor heyetle. İstifam işaretinden önce gelen düz çizgi ilga edilmiştir diyor. 1927'deyiz. Bu ne demek? İstifam işaretinden önce, yani soru işaretinden önce düz çizgi koyuyor ahali. Zaten yani yeni alışılıyor oluyor falan. Belki hala eski harfler cari o zaman, bilmiyorum. Ama ve lakin Cumhuriyet kurmuş bir önder, devlet başkanı, bir yurt gezisinde ve soru işareti bile değil, ondan önce gelen bir küçücük düz çizgiyi resmi telgrafla Ankara'ya, Maarif Vekâleti'ne filan. Memlekette bundan sonra istifam işaretinden önce düz çizgi kullanılmayacak. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Hem üzücü, hem anlamamız gereken bir durum, hem bir fotoğraf, çok net bir fotoğraf. Türkiye'nin dönemi, o dönemle ilgili modernleşme ise modernleşme, kültürse kültür. Niye acele ediyor bu kadar Mustafa Kemal Atatürk? Çok acelesi var çünkü. Memleketi bir şekilde kurtulmuş memleket. Zor şer. Efendim kurulmuş. Sağ salim diyelim, toprağı kurtarmışız ve çok hızlı biçimde ilerlemesi gerekiyor. Soru işaretinden önceki işaretle bile ilgilenmesi gerekiyor devlet başkanı. Öyle bir sorumluluk hissetti. Şimdi bugün devletimizi yöneten insanla ilgili şeyler söyleniyor. Benzeri eleştiriler, her şeyle ilgileniyor falan. İşte bu geç kalmış modernleşme. Bana kalırsa kültürümüzü, sanatımızı, edebiyatımızı, sinemamızı, hepsini geç kalmış modernleşme şeyini kabul ederek oradan başlatmamız gerekiyor. Bir, iki yani sahici zeminine oturtabilmek için. İki, kopmuş damarlarımız olabilir gerçekten de. Harf devrimi bunlardan birisi. 1940 yılında sözlüğümüzde 20.000 kelime var. 1980'de 75.000 kelime var. Şimdi bu dramatik bir değişiklik. Burada kültürün devamı mevamı falan olamaz yani. Çok basit bir mantıkla baktığımızda bile süreklilik değildir bu. Süreksizliktir yani. Bu kadar kısa süre içinde 50.000 kelime nasıl ihdas edilebilir? 3. Allah rahmet eylesin Oktay Sinanoğlu. Geçen ben de Twitter'da onun bir videosunu koydum. Çağdaşlık diyor, modernleşme, çağdaşlık bebekte köpek gezdirmek değildir. Hakkari'de bilmem, o sert mizacıyla, Hakkari'de bilmem ne tiyatrosu, sokak şeyi yapmak değildir diye sinirle söylüyor. O da geç tabii Türkiye'ye, Amerika'dan döndüğü için onun da derdi büyük. Birdenbire şey görüyor tabii. Şimdi bir örnek daha vereyim müsaade ederseniz çok kısaca. Benim hep üzerinde durduğum, çok dikkatimi çeken bir şeydir ama iyi müzik teorisyenleri beni yanlışlayana kadar bunu söylemeye devam edeceğim. Karşılaşırsam da çok memnun olurum. Şimdi 1920'lerde 30'lara doğru Türk sanat müziğimiz müthiş bir şeye uğratılıyor. Durduruluyor. Bu bizim bünyemize uygun değil diyorlar Türk sanat müziği. Oysa müzikten daha soyut bir kültürü, bir uygarlığı, bir medeniyeti müzikten daha rafine özetleyebilen bir şey yoktur. Olamaz yani. Çünkü Tarık başta söyledi. Tatyos Efendi ile efendim Dede Efendi'yi ayıran hemen hemen hiçbir şey yoktur. İkisi de akraba, ruh, aynı avluda büyümüşler gibidir. Şimdi bu 1920'lerde diyelim ki 30'larda inkitaha uğradığında, eskilerin deyişiyle kesildiğinde bile çok suyuna tirit güftelerle bile çok büyük müzik yapılmıştır. Bu benim çok dikkatimi çekiyor. Evet. Şunu demek istiyorum. Güfte çok kötü çünkü şiirimiz kesilmiştir. Çok sümmetedarik, çok basit kelimelerle söz yazılmıştır müzikler için. Fakat müzik gene de büyüktür. Türk sanat müziği çok ilginç bir şeydir bu bana kalırsa. Çünkü ben şu metaforla anlatıyorum bunu. Uygarlık o kadar güçlü ki, uygarlık gözlerini bağladığınızda bile yoluna bir süre daha devam edebiliyor. Böyle anlatıyorum ben bunu kendime. İşte böyle bir şeydir bu. Eğer onu yolunda durdurduğunuzda gücünüz yeter ona. Hı hı. Fakat büyük bir uygarlık ırmağını durdurmuş olursunuz. Nitekim sonradan bu görülmüştür. Bu halledilmeden Selahattin'e biraz destek verebilir miyim? Lütfen hocam, yani siz de konuşmadınız. Leyla Hanım'la da bakışıp duruyoruz. Şöyle, Erol hocamdan sonra size sorayım. Daha keskin bakacak şimdi sana Leyla Hanım. Çünkü Selahattin'den yanayım. Yani sizin tabii ki türküleri görünce, ilahileri görünce, ninileri görünce, menakıbnameleri görünce hocalarınız gözden düşmüştür. Bunu kabul ediyorum. Yani teori nedir ki onların yanında? Ama geç modernleşme teorisi ve siyaseten daha hızlı adımlar atmamız lüzumu bu ülkenin gerçekliğidir. Ve başımıza da hem iyi şeyler olmuştur hem dertler de aşmıştır. Bakın ben de size yaşadığım bir şey anlatayım. 80'li yılların sonunda işte Doğu bloku göçtü. Sosyalist umutlar büyük bir travmayla yıkıldı. Yeni arayışlar var. Dünyada da Yeşiller Hareketi yükselişe geçmiş. Ben de ondan çok etkilendim. Yani ciddi bir nostaljik antimodernizm içindeyim. Yani dünyayı bu modernlik kötüye götürüyor. Halbuki kadim kültürler ne kadar iyiydi. Ne yapıp edip onlara dönmeli ve insan tabiatla barışmalı gibi dertlerim var. Bu arada sigorta hastanesinde nöbet tutuyorum Selahattin. Ekoloji yazıları yazıyordunuz değil mi? Evet. Çevresizsiniz diye. Polemik dergisinde tabii. Yani benim için yani tabiatla barışırsak yani insan ilişkileri de düzelecektir. Yani bütün bu dertleri başımıza modernlik açtı. Bir batılı çevreci benim ziyaretime geldi. Nöbette ancak randevu verebildim. Yani hekimlik Türkiye'de o sıralar çok zordu. Şimdi öyle ya. Geldi bir hanımefendi. O da çevreci. Nasıl ama sigorta hastanesinde canla başla uğraşıyoruz biz. Yani bir ara fırsat bulup sohbet ettiğimizde oradaki hastanedeki jungle'ın aslında ne kadar iyi bir şey olduğunu anlattı. Dehşet içinde kaldım. Yani biz orada... hastanedeki işte, neyin iyi bir şey olduğunu Erol abi? O karmaşık. Kargaşa. Yani burada daha insani bir şey var bizim oraya göre diye. Ya ne insani bir şeyi. Yani biz orada hani birazcık daha doktorumuz olsun, o daha az hasta gelsin, sağlık örgütlenmemiz daha iyi olsun, onların çilesini yaşarken böyle bir şeyle karşılaşınca biz aynı dertten bakmıyoruz dünyaya yani. İlk o uyarıdır. Evet. Ondan sonra düşünmeye başladım. Çünkü modernliği de biz almak zorundayız. İşte o kültürün içindeyiz çünkü. Evet, evet. Şimdi bakın. Sonra da aldık. Şimdi mesela nükleer teknolojiyi tartışalım diyorum ben. Eskiden olsa banko karşıydım yani. Banko karşıydım. Yani nedir derdimiz? Enerji problemimiz nedir? Bunlara bakmamız lazım ve hayatın gerçekleriyle daha uyumlu düşünmeyi bir biçimde becermemiz lazım. O yıllarda rahmetli Özal'ın sözü aklıma geliyor şimdi konuşurken. Diyordu ki Türkiye'de 3 dünya var. Bu gençler hatırlamaz. Biz hatırlarız bir parça. Yani modernlik var. Türkiye'de modernlik yaşanıyor. Modernlik sonrası yaşanıyor bir kısım çevrelerde diye. Yani postmodernliği öyle çeviriyordu rahmetli. Bir de modernlik öncesi var. 3 dünya var diye hep izah ederdi. Birçok konuşmasında bunu tekrar eder. Yani onları yönetmenin ne kadar zorlu olduğuna ikna etmek için toplumu haklıydı bence. Şimdi bakın. Gene mi haber geldi? Hayır, buyurun siz devam edin. O haber uyarıları var ya. Yok Reuters ya belli. Yok şöyle şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi süremiz çok az kaldı ya. Bir anlamda tabii dijital çağ içerisinde arkadaşlara yaşadığımız sıkıntıları da dile getirelim. Şimdi mesela rahmetli Özal'ın 3 dünyasına ne kaldı geriye? O manzara sosyoekonomik planda belli ölçülerde duruyor. Ama o dijital çağa geldiğimizde Leyla Hanım... artık dijital çağ var, onun gerekleri var, onun önerdiği dünya tablosu var ve ben ilk kez kaygılıyım. Çünkü işte gençlerimizin halleri var. Yani o hızlı modernleşeceğiz derken ortaya çıkan komplikasyonlara, mesela arabesk de onlardan bir tanesidir. Her şeyi yasaklamışsın, ne yapsın insanlar yani? Çünkü bir yandan hayat devam ediyor. Hayatın getirdiği problemler var. Yani şimdi biz Kemal'le bu programları yaparken o dijital çağın gençlerimizde oluşturduğu, insan ilişkilerinde oluşturduğu zararlara değiniyoruz elbette ve bu çığ gibi falan gelmiyor üstümüze, düşüyor. Her gün düşüyor. Saniyelerle artık. Evet. Yani ve vakit olursa onu anlatmak istiyordum. Yani bu çağ insanlığa karşı zaten posthuman diye, insanlık sonrası diye tarif ediliyor. Şimdi aynı geminin içerisindeyiz. Batısı da, doğusu da dijital çağ dediğimiz bu sıkıntılı çağın içerisinden geçiyor. Ve karşılaştığımız pek çok sıkıntılı, handikaplı durum var. Bu program çok disiplinli. Dijitali mutlaka konuşacağız. Ben o yüzden tabiyim yani. Ama bunlara değinmeden şimdi... Estağfurullah. Eksik kalmayacak. Konu başlığımızda bu var. Bunu illaki konuşmamız lazım. Kültürü de değiştiriyor, dönüştürüyor kendince. Ve az evvel Leyla Hanım'ın söylediği gibi. Yani sürükleniyoruz. İşin içerisindeyiz. Ve çok da kontrolümüzde olmayan bir... gemiyle devam ediyormuşuz gibi, değil mi? Yani şimdi her çağ, yani bir hadis-i şerif vardır biliyorsunuz, zamana sövmeyin, zaman Allah'tır. Yani her çağ kendi içinde, bizi, insanlığı nefsi emmarede, nefsinin en alt katmanında tutan özellikleri içinde barındırır. Hı hı. Bugün kültürün bizi, yani kültürü tanımlarken, bir handikap olarak bahsettiğimiz dijital çağ, bundan 100 sene sonra, 50 sene sonra dijital çağ olarak yine belki daha büyük, daha korkunç bir şekilde o dönemin kuşaklarını etkisi altına alacak. Biz değişmeyene bakmalıyız. Değişmeyen derken neyi kastediyorum? Demin bıraktığım yerden devam etmek istiyorum. Yani ben geçmişe bir övgü düzerek divan edebiyatımız bilmem ne falan demek istemedim. Şunu anlatmak istemiştim. Örneğin yine madem biz mukayese ederek anlayabiliyoruz, yine öyle çalışıyor. Örneğin yine mukayeseli vereyim. Gençliğimde çok severek okuduğum, sizin de çok sevdiğinizi bildiğim Rilke vardır. Şair Rilke. Bilmez. Şimdi Rilke, Duyna Otları diye bir şaheseri vardır. İtalya'da bir şatoya kapanır ve orada üretir. Kendisi bir Hristiyan mistiği, aynı zamanda mümini. Tanrı'yla konuşur, Tanrı'ya yazar, onu anlamaya çalışır, yaklaşmaya çalışır vesaire. Bizim kadim kültürümüzde benim hep sözünü ettiğim geçmemiş olan, özümüzde, insanlığın özünde, insanın içindeki evrenselliği temsil eden bir tevhid kültürümüz var. Bu dijital çağda da vahşi emperyalizmin hepimizin zihinlerini rehin aldığı bu çağda da var olmaya devam ediyor. Örneği de şöyle vereyim mesela, Rilke'nin bu duruşuna karşın, yani bu bir üretme biçimidir. Mesela Yunus dedik. Yunus ne yapar? 40 sene, hani bu da mecazi bir laf belki ama 40 sene dergaha odun taşır. Şimdi siz o dergahı münşidiniz, eğrisiz. Eğri tabii, eğri ne var aslında kainatta? Bizim bakışımız eğri olduğu için. Neyse, şimdi demek istediğim şu. O en güzel şekilde, en kusursuz odunları bulup 40 sene taşır. Münşidine taşır, hizmet eder. Hayatın içindedir. İnsanların ortasındadır, bir şatoya kapanmamıştır. Bir ilişki içindedir, bir ast-üst ilişkisi içindedir, bir usta-çırak ilişkisi içindedir ve hizmet eder. Hizmet ettiği bir kişi, bir mana, bir külli mana, bir insanlıktır yani, hakka hizmet eder. Ve işini, nedir o eğri olmayan odun taşımak? Aslında işini hakkıyla yapmaya çalışmaktır. Tamam. Şimdi bu her çağda böyledir. Neden sonra... Mürşid ona söyle Yunus der, konuş Yunus der ve Yunus söz söylemeye başlar. Nutku şeriflerini icra etmeye başlar. Çok farklı iki yöntem. Biri diğerinden daha üstün diye söylemiyorum kardeşler, yanlış anlamayın. Dili çözülür, evet. Fakat bu topraklarda bizim ruhumuzu, içimizdeki mayanın sesi dediğim şey, işte bu Yunusçadır aslında. Yunus hiçbir zaman ben şimdi bir şiir yazayım, işte bilmem ne dergisine göndereyim. Veya işte ben bir şiir yazayım da bilmem kimlerin hoşuna gideyim. Bir şiir söyleyeyim de işte karım çocuklarım neyse bilmem ne yapsın duygusuyla, kendi benliğiyle söz söylememiştir. Yunus Nevsin merhalelerinde yükselerek belli bir seri sülük çıkarttıktan sonra Müjde'nin ona konuş demesiyle benliksiz makamdan, benliksiz benliğinden söz söylemeye başlamıştır. Şimdi onun ürettiği bu söz hiçbir zaman bir şiir söylemek adına değil, aslında onun ardındaki şairi yani sanatkarı, onu bulmak, ona yaklaşmak, oradaki hakikati keşfetmek adına yaptığı bir şeydir. Yani o sözler onu hakka götüren bir binek olmuştur. Bir gereç, bir araç olmuştur. Dolayısıyla bu arada bir fark var. Demin Tarık'ın söylediği şeye getirmek istiyorum lafı. Yani bizim buradaki tevhid kültürümüzde her zaman kadim olan, bizi hakikat diline konuşturacak olan bir sanat icra edilmiştir. İşte minyatürde, tesipte keza. Şiirde keza böyle. Peki bu hep olmuş olan, halen olmakta mı? Şimdi oraya getireceğim. Benim sorum o. Şimdi lafı oraya getireceğim. Evet. Bakın Tarık demin dedi ki biz Tarkovski'ye, Dostoyevski'ye şuna buna her zaman ihtiyaç duyarız. Çünkü oradan bir bugüne ait bir modern form alırız. O formun içinde atıyorum tırnak içinde yerli ve milli söylememiz gereken neyse özelliklerimizi katarak bir söz söyleyebiliriz. Evet. Modern bir form alabiliriz. Çok özür dileyerek maalesef yayınımızı burada noktalamak durumundayız. Yayını Ankara'ya devredeceğiz. Önümüzdeki hafta cumartesi görüşmek dileğiyle diyelim. İyi geceler.